Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Bugün ayrıca bir de konuğumuz olacak programın ikinci bölümünde. Sarpan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vekalet Kaba bizlerle olacak. Ama biz önce her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte piyasalara bakacağız. Ekonominin gündemini değerlendireceğiz. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün gerçekten önemli bir gün bence. evet sevgili seyirciler. Bugün Barış'ın doğum günü. Kaç yıl olmuş? Hocam biyolojik olarak 39 da ruhen biraz daha. Yani bak şey, bu yaşlanma belirtisidir biliyor musun? Değil mi? Doğru. Evet abi ayrım yapmaya başladığın anda 39 yaş. Evet. Allah daha nice uzun ömürler versin. Hocam hep birlikte inşallah yani, çok teşekkür ederim. Hani geç öğrendim de eğer geç öğrenmeseydim burada bayağı bir kutlama yapabilirdik arkadaşlar değil mi? Sağ olun hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Ferhat oradan bizim tweetleri izliyor. Bu program zaten böyle şey ortaklaşa yapılıyor. İzleyicilerimiz, siz, ben, işte kameraman arkadaşlarımız, evet. Rejideki arkadaşlarımız hep birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla Twitter'ı da takip eden Ferhat. O zaman iyi ki doğdun Barış diyelim arkadaşlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz Barış'ı. Yok hocam bu kadar. Çok evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Hep birlikte inşallah. Şimdi Amerika'daki gelişmeler bugün öne çıkacak, önemli olacak. Bernanke kongre önünde konuşacak ve evet. Yine akşam saatlerinde de FED toplantı tutanakları piyasalar için önemli olacak. Merakla bekleyenler var FED tutanaklarını, özellikle altın konusunda. Bugün ne tür gelişmelere gebe? Evet, şu an aslında bütün piyasanın gözü bu konuşmalara çevrilecek. Çünkü hani beklenti anlamında küresel olarak ne beklenti kaldı dediğimizde bir açıklanan ekonomik veriler var. Piyasalar onu izliyor. Bir taraftan da işte Bernanke kongrenin önüne geçecek. İnanılmaz gıcık böyle sorulara, çok iğneleyici cümlelerle sorulmuş sorulara cevap vermek zorunda kalacak. Ama... Evet bak burada bu arada Turgut Cin de sana şey dedi nice mutlu yıllara dedi izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve bizim gerçekten kemiklemiş bir izleyici kitlemiz var ve onlar sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar. Evet sağ olsunlar Turgut Bey'e de teşekkür ediyorum. Bernanke tabii kongrenin önünde ona soracaklar. Bugün özellikle Cumhuriyetçi kanattan diyecekler ki bugüne kadarki başarısızlığınızı neyle açıklıyorsunuz? Niye hala ekonomi genişlemiyor? Niye hala ekonomide işsizlik azalmıyor? Bu kadar şey yaptınız. Bu para basma işi işe yaramıyor mu? Bunu önceden görmediniz mi? Siz nasıl bir Merkez Bankası başkanısınız gibi böyle sorulara yani muhatap bu kadar olacak. Şiddetli geliyor sorular. Bernanke de oturuyor böyle. Şöyle başını da eğiyor tamam mı? Böyle dinliyor. Ondan sonra aynen böyle hani bir teybi açarsın da düğmeye basarsın ve aynı şeyleri söyler ya. O da aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. O yüzden ben gerçekten ne olacağını, ne söyleyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. İşte bu konuyu değerlendiriyoruz. Parasal genişlemenin faydaları olduğu gibi riskleri de olabilir. Bu risklerin farkındayız. Ve yeri zamanı geldiğinde bu riskler elbette ki bertaraf edilecektir diyecektir. Evet. Bu şu aşamada işte FED komitesi kararlarını alırken şunu şunu yapıyor şeklinde normal prosedürü anlatacaktır. Ama burada bu akşam bir de işin ilginç tarafı FED toplantı tutanakları açıklanacak. Yani son faiz toplantısından sonra ne olduğunu, orada nasıl bir tartışmalar olduğunu göreceğiz. Yani hangi FED üyesi ne demiş, neye karşı çıkmış, kimisi parasal genişlemenin azaltılması istiyor, kimisi hayır hatta arttırılmalı diyor. Bu anlamda ben ilk defa Barış, hani belki şöyle söyleyeyim, 1999-2000'lerden beri ilk dikkatimizi çeken şey o zaman çok dikkatle izlemezdik şey Amerika'yı. Özellikle krizden sonra dikkatle izliyoruz. 2000'li yıllarda Greenspan'ın uyarılarıyla dikkatimi çekmişti. O zamandan beri FED'de genellikle tek ses vardır ve başkan ne derse aslında odur.
Ama ilk defa son bir buçuk yılda Fed'den inanılmaz derecede farklı söylemler çıkıyor. Ve bu dünya genelinde, küresel olarak da ekonomi teorilerinde büyük bir boşluk olduğunu ortaya çıkartıyor. Yani şu an ne yaparlarsa ne sonuç vereceği konusunda ciddi bir teorik altyapı yok. Ve aslında var ama likidite tuzağı dediğimiz olay gerçekleşiyor. Faizler sıfıra indirilmiş olsa dahi bu çok fazla işe yaramıyor. Sebebi de herkesin çok ciddi borçla bu krize girmiş olması. Bernanke dediğim gibi pek fazla sinyal vermeyecek. Toplantı tutanakları da bugün açıklanacak diyecek. Ve toplantı tutanaklarında eğer parasal genişlemenin durdurulacağına yakın görüşler ağır basarsa, bu durumda piyasalarda bir satış dalgası gelebilir. Ama piyasalar böyle bir beklenti içinde değil. Eğer öyle bir beklenti içinde olsaydı dün akşam en azından Amerikan borsalarında biz yükselişin devamını ve yeni rekorları görmezdik. Piyasalar sanki toplantı tutanaklarında daha önceki toplantı tutanaklarının benzerinin çıkacağını düşünüyor. Bu açıdan da beklenti çok olumsuz bir şey olmayacağı yönünde. Evet. Tabii ki her zaman piyasaları hareket ettiren şey beklentilerin dışında bir gelişme olmasıdır. Eğer bilemiyoruz tabii, beklentilerin dışında bir gelişme olursa, varsayalım ki yani aslında şöyle bir görüş ortaya çıkmış olsa, çok zor bir ihtimal. Yani %1-2 olasılık veriyorum. Şu an Fed görüyor, işsizlik pek hızlı düşmüyor. Bu nedenle parasal genişlemeyi arttırabiliriz bile gibi bir şey olursa, o zaman altın direkt 1500'e gider, 1500 dolara gider. Bu sırada borsalarda da acayip rekorlar kırılır. Ama öyle bir şey olmayacak. Büyük bir ihtimalle işte bu tarih vermeyecekler ama 2013 yılı sonuna kadar da parasal genişlemeyi durdurmayacaklarını ve parasal genişlemede bir azaltıma gitmeyeceklerini bence sinyalini verecekler. Böyle bir durumda da piyasalar üzerinde çok kötü etki yapmasını beklemiyorum. Zaten piyasalar da şu aşamada bunu satın alıyor. Peki hocam, dolara da bakalım mı? Dolar dün 1.85'leri geçti, sonra bir gevşeme var, 1.84'lere geriledi. Nasıl bir hareket izleyecek acaba dolar? Şimdi dolarda gerçekten çok sert hareketler oldu. Ve bu sert hareketler üzerine çok fazla sayıda da bana da mail geldi. Yani artık dolar alalım mı vesaire şeklinde. Ben de genel olarak şunu söyledim. Hani 1.84 civarından alabilirsiniz ama 1.83... tekrar düşüş olursa satmak üzere. Yani bir kuruş zararı göze almalısınız. Evet. İşte 1.84 şu demektir. 10 bin dolar 18.400 lira yapıyor. 18.300 liraya düştüğünde 100 liralık zararı göze alıyorsanız buyurun alın şeklinde bir yorum verdim. Şimdi dolardaki yükselişin temel sebebi genel olarak dün de bunu açıklamıştım. Bugün de kısaca belirteyim. Kar realizasyonları, gelecek kar realizasyonu, hem tahvilde bonoda satış yapan yabancılar, hem hisse senedine bir miktar satış yapan yabancılar tabii ki valörlü dolar aldılar, dolara geçip dolar şu an dünya piyasalarında değer kazanmaya devam ediyor ve değer kazanan, değerli olan paraya bir geçiş var ve Türk lirası da dolara karşı en fazla değer kaybeden 3 tane paradan biri oldu. Özellikle son 3 gün içerisinde. Yani Cuma'dan bu yana işlem günleri açık olduğunda. Şimdi dolar dün bir ara 1.85.50'leri gördü. Ve 1.85.50 seviyesi burası. Daha sonra bu sabah itibariyle 1.84.20'lere kadar geriledi. Şu anda da 1.84.40 civarında bulunuyor. 60 dakikalık grafiklere geçiyorum. 60 dakikalık grafiklerde burada kalıcı bir yükseliş görünümü veren sürekli bir yükseliş, dikkat edersen. Özellikle Moody's'in notunun artışından sonra, not artırımından sonra şu hareket gerçekleşti. Yani Moody's'in not artırımı bu tarihte oldu ve şu çizgiyle gösterdiğim yerde arkasından hızlı bir dolarda değer kazanımı gördük. Aslında tam tersi beklenmeliydi. Dediğim gibi yabancıların kar realizasyonuyla birlikte bir miktar dövize yönelmeleri bunda etkili oluyor. Peki bu kalıcı olacak mı, olmayacak mı sorusunun cevabını tahmin ediyorum biz birkaç gün içinde alacağız. Daha önceki direnç seviyeleri, yani günlük grafiklerde 2011'den sonra, yani 2012'den bu yana oluşan direnç seviyeleri 1.83'tü. Bunun üzerinde de 1.87 seviyesi var. Hatta 1.87.50 seviyesi var.
Şu an 1.83'ün üzerine çıkmış durumda. Tahmin ediyorum burada bir miktar sıkışacak dolar. Evet. Fakat yeni yukarı hareketler ben tekrar görebileceğimizi düşünüyorum. Yani 83'ün altına düşüp tekrar 80'lere kadar düşmek yerine 83.50'ye doğru gelip ve 83 seviyesine yaklaşıp o seviyelerde bir destek oluşturup bu seviyelerde destek oluşturduktan sonra yeniden bir yukarı hareket olabilir. Hı hı. Ve dolarda şu aşamada elinde dövizi olanlar için hedef fiyat bence hani satmayı düşünebilecekleri yer, ki ben orada bir miktar satış geleceğini düşünüyorum. Özellikle 86 ve 87 aralığında, 1.86 ile 1.87 aralığında şey olabilir. Dikkat edersen burada dolarda şöyle bir görüntü oluşmuş durumda. Talep konsantrasyon eğrisi oldukça yüksek bir seviyeye gelmiş durumda. Ve bu zirveyi gördükten sonra dolardaki artış devam etmesine rağmen talep konsantrasyonunda bir miktar zayıflama var. Bu da bugün bir miktar zayıf kalabileceğini gösteriyor. Ama benim tahminim bu zayıflık çok uzun süre devam etmeyecek. Kısa bir süre buralarda oyalanıp belki 1.83.50'leri, 1.84'leri gördükten sonra yukarı doğru yeni bir hareket bekliyorum. Evet. O yüzden 83 ile 83.50 seviyesi aralığı veya 83 ile 84 aralığı kısa vadeli alım için bana uygun geliyor. Ama dediğim gibi 83'ün altına düştüğü anda satmak şartıyla, o zararı katlanmak şartıyla. Hocam şimdi reklam sonrası konuğumuzu alacağız ama reklamdan önce isterseniz hemen sorularla devam edelim. Uzaklardan bir soru var. Aslında çok uzakta değil, komşu Yunanistan'dan. Sinan İsmail diyor ki, borsada İstanbul'da 3 yıl öncesi Kardemir'de ve Goldaş Kuyumculuk hisselerinden alım yaparak uzun vadeli yatırımcı olarak hareket yapmadan izleme pozisyonuna geçtim. Bu hisselerden Goldaş Kuyumculuk kâr ediyorken iflas davasını kaybetmiş olmasından dolayı tahtası kapatılmış durumda. Bu tahtanın gelecekteki durumuyla ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Yine aynı şekilde Kardemir'le ilgili endişelerini dile getirmiş. Faaliyet raporlarını okudum. Gelecek programı güzel gözüküyor ama işçilere verilen zamla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Bununla ilgili bir bilginiz var mı diye sormuş. İkisiyle de ilgili olarak şöyle söyleyebiliriz. Goldaş'ta sorun şu. Mahkeme biliyorsun, kendisi de biliyordur, kararı verdi, iflas kararı verdi. İflas kararı verilmiş bir şirketin yasal olarak da borsada açık tahtasının açık tutulması mümkün değil. O yüzden İMKB'de aldığı bir kararla tahtayı kapattı. Ve burada çeşitli gelişmeler olabilir. Bir tanesi şu olabilir: bu iflas kararına itiraz edildi. Evet. Ve bu iflas kararı itirazı tekrar görüşülecek. O mahkemeler uzun sürebiliyor. Yani en erken 3 ay gün verilebiliyor. Dolayısıyla o görüşüldükten sonra iflas erteleme talebi vardı zaten şeyin, Goldaş'ın. Eğer kabul edilirse ve iflas kararı geri alınırsa, üst mahkeme bunu onaylarsa, bu durumda top tekrar Borsa İstanbul'un ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun eline geçecek. O durumda yalnız şey, Borsa İstanbul ve SPK yatırımcıların mağduriyetini önlemek adına mutlaka bir şeyler düşüneceklerdir. Çünkü yatırımcı sayısını arttırmak adına bu önemli de bir dava. Güven vermek adına da. Benim tahminim öyle bir, eğer iflas kararı şey yapılırsa, ertelenirse veya bir şekilde onaylanmazsa tekrar borsada tahtının açılma olasılığı var. Ama bu süreç öyle bir 2 aylık bir süreç değil. Yani minimum en az 6 ay, 9 ay sürebilecek bir süreç. Bu açıdan şu an Goldaş yatırımcısının tek yapabileceği şey mahkemeye başvurarak şirket yöneticilerinin, yönetim kurulları hakkında şirketi kötü yöneterek iflas ettirdikleri için dava açacaklar. Hı-hı. Ve onlardan kendi zararlarını tazmin için başvuruda bulunacaklar. Evet. Ve bu gerçekten kötü. Hı-hı. Kardemir hisselerinde ise iyi bir yani muazzam bir çelik üretimi var. Biliyorsun demir yolları yasası çıktı. Bunun üzerine demir yollarına çok fazla demir ihtiyacı olacak. Özel sektörlerde demir yolu kurabilecek diye. Kardemir hisseleri çok yükselmişti ama işçilere %45 civarında bir zam yapıldı. İşin garibi zaten Kardemir'in sahipleri de işçiler. Doğru. Orada öyle bir şey var. Ve dolayısıyla orada maalesef öyle bir risk var. Dolayısıyla karlılık anlamında ve gerçek anlamda keşke işçiler hani o zam yapsınlar tabii ki. Hani belki de uzun yıllardır yapılmıyor, bilmiyorum ama normal kardan pay alarak kendi gelirlerini artırmalarını düşünebilirlerdi. Bu Kardemir için de iyi olabilirdi. Şu aşamada o yükseliş sonrasında Kardemir hisselerinde sağlıklı bir gelişme bu. Yani eğer biz hesap yaptık, 186 milyon TL
işçilik maliyeti var. 186 milyon TL. %45 arttırdığında sen bunu 240-250 milyon TL'ye giriyor. Bu sefer hem kar marjları hem dağıtabileceği temettü oranları oldukça düşüyor. Ve bunun etkisini görüyoruz kaldemide. Peki hocam şimdi akaryakıta yine zam var bu arada. 10 kuruş zam gelmiş onu söyleyeyim. Dolar yukarı gidiyor. Onunla ilgili de bir soru var. Turgut Bey diyor ki Merkez Bankamız ekonomik büyümeyi desteklemek için faiz indiriyor. Aynı zamanda bu doları yukarı itiyor. Evet. Fakat döngel dolar artışı içeride petrol fiyatlarını artırıyor ve son bir haftada ikinci zam hayırlı olsun demiş. Dünyada ekonomi kıpırdanır da bu varil fiyatlarını artırırsa içeride petrolü kaça alacağız? Bu büyümemize nasıl yansır demiş. Şimdi zaten şöyle bir sıkıntı var biliyorsun. Yani Merkez Bankası'nın 2013 başından bu yana izlediği politika, yani 2012'de tam bir dezenflasyonist politika izliyordu. Hı hı. Ve cari açığı kapatayım derken hani enflasyonu da aşağı çekme çekici bir politikaydı o politika. Ama şimdi faizleri bu kadar indirdiğinizde artık tasarrufu bankada tutmanın neredeyse imkanı kalmadı. Yani net vatandaşın tabii eline geçen tasarruftan getirisi %4-4,5 civarında. Yani %6 veriyor bankalar. %15'te şey var, stopaj var. Hı hı. Netine baktığında 90 şey düşersem 5.10 civarında bir getiri oluşuyor. Kimse bu getiriyi tabii beğenmiyor ve bu nedenle de farklı alanlara yönelmeye başladılar. İşte arsa, konut vesaire. Tasarruflar azalıyor. Bu çok tehlikeli. Orta ve uzun vade açısından çok tehlikeli. Diğer taraftan faizlerdeki bu kadar düşüşle birlikte tabii ki döviz kuru yukarı hareketlendi. Merkez Bankası TL'nin değer kazanmasını istemiyordu. Merkez Bankası çok açık bir şekilde enflasyon hedefini zaten geri plana attı. Bence üçüncü madde, hatta dördüncü madde ajanda üzerinde o. Ama çok emin bir şekilde de işte %5.3'e çok yaklaşacağız bu sene diyor. Tabii ki Turgutçu'nun söylediği gibi dışarıda da petrol fiyatlarında artış, içeride de bu şekilde enflasyon devam edecek olursa petrol fiyatlarında bir kere enflasyon hiç hedefi hiçbir şekilde tutmaz. Şu aşamadan itibaren yani doların 1.86-1.87 seviyesine gelmesi kısa vadede olumlu ihracatçı açısından veya döviz kuru sepetinin diyeyim ben. Dolar zaten tek başına dolar değil. Döviz kuru sepetinin 2.10'in ikileri gördü. Evet. Yani 2.10'un üzerinde olması ihracatçı açısından iyi. Ama bunun getireceği negatif şey de işte ekonomi öyle bir şey yani Barış. Yani buradan bunu indiriyorsun öteki çıkıyor. Yani enflasyona katkı yapıyor. Dediği gibi petrole zam geldi şimdi. Akaryakıta zam geldi. Maalesef şey bir politika yok. Her şeyi mükemmel yapacak öyle bir politika yok. Ama Merkez Bankası'nın kesinlikle bu son faiz indirimlerini ben kesinlikle çok aşırı buldum yani. Çok aşırı. Yani o kadar hızlı düşürmemeliydi. Bunun yan etkileri özellikle yılın ikinci yarısında görülmeye başlanacak diye düşünüyorum. Peki hocam, altın Türk lirası ve dolar Türk lirası soruları var. Kubilay Bey sormuş, Kemal Bey sormuş. İsterseniz ona da bakalım. Sonra zaten reklama gideceğiz ve konuğumuza dünkü alacağız. Yorumda hatırlarsan şöyle bir şey demiştik. Altınla ilgili olarak verebilirsek arkadaşlar grafiği. Altında bir dip görülmüştü. Sonra tekrar o dibe yaklaşınca bir tepki olur. Ama bu tepki sonrasında altın eğer şu seviyelerin üzerinde ki yani şu aşağıda tepe seviyelerin üzerinde dolaşırken bir anda aşağı kırar giderse evet. 1340'ın altında bir kapanış yaparsa veya 1320'nin altında bu durumda 1150'lere kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Bu nedenle altın yatırımcısı dikkat etmeli. Özellikle uluslararası piyasalarda 1340'ın altında bir kapanış durumunda kesinlikle bence altın yatırımcısı böyle bir durumda aşağı gidiş sert olur. Öyle bir durumda kesinlikle ne bileyim 1-2 hafta içerisinde daha fazla kayba uğrayabilirler. Onu izlemeliler. Ve altında yukarı yönlü bir hareket olsa dahi 1430 seviyesinde, 35 seviyesinde çok güçlü bir direnç var. Şu an için altında beklediğimiz hareket tamamıyla yatay bir sıkışma şeklinde olacak bence. Yani ben altında şöyle bir hareket bekliyorum. Şu seviyenin üzerine fazla çıkmayacak. Altın buralarda bu şekilde böyle bir süre yatay gidecek. Belki bir ara yukarı çıkacak, geri inecek ama tehlikeli olan şey burada giderken aniden aşağı kırması. Aniden aşağı kırması durumunda daha da düşüş olabileceği için dikkat etmek gerekiyor.
Peki bir reklama gideceğiz şimdi. Reklamdan sonra Sarpan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vekalet Kaba bizimle birlikte olacak. Tabii kendisiyle hem sektörü konuşacağız hem de İstanbul'da kurulması planlanan bu finans merkeziyle ilgili son durumu değerlendireceğiz. Kısa bir reklam arası, reklamdan sonra birlikteyiz. Yol gösteren KOBİ Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Sarpan Grup İnşaat Genel Koordinatörü Vekalet Kaba bizlerle beraber bugün. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ilk bölümde biz ekonomiyi genel olarak bir değerlendirdik ama sizin sektörünüze bakacağız sizinle beraber. Hem de bu İstanbul'da tabii uzun zamandır konuştuğumuz Ataşehir'de kurulması planlanan finans merkezi Türkiye'nin kalbi olacak aslında bir anlamda. Uzun zamandır da konuşuluyor. Orada da Sarpan Finans Park, değil mi? Doğrudur. Onun çalışmaları devam ediyor. O ne aşamada ona geleceğiz ama. Şimdi bu son ekonomik tabloya baktığınızda işte biz konuşuyoruz. Dolarda bir çıkış var. İşte borsamız rekorlar kırıyor. Ondan sonra notumuz arttırıldı. Dışarıdaki manzara belli, dış politika ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor? Sektörde şu anda son durum nedir? Oradan başlayalım isterseniz sohbetimize. Sektör biliyorsunuz 2013 yılında biraz beklentilerin 2012 yılında beklentilerin biraz altında kaldı. Evet. Yani %2 civarında bir ilerleme oldu. Ama ben 2013'te bunun 4'lere 5'lere ulaşacağına inanıyorum. Sektörde biraz daha hareket de var. Hareketler yani tabii var değil mi? Yeni yasalar, yeni işte yönetmeliklerle. İnşaat tabii ekonomide de bir iyi gitmesi. Direkt inşaata yansıyor. Çünkü birebir ilintili inşaattaki herhangi bir artı olumluluk ekonomide inşaata tabii yansıyor. Çünkü büyük kısmını inşaat karşılıyor biliyorsunuz. 2013'te daha olumlu geçeceğini, bu daha iyinin artacağını düşünüyorum. Kentsel dönüşüm meselesi olumlu etkiliyor herhalde. Kentsel dönüşüm de olumlu etkiliyor. Tabii kentsel dönüşüm sadece ekonomik olarak da değil, bir de milli meselemiz. Yani bunun yapılması gerekiyor. Yani sonuçları ne olursa olsun depremin vereceği zarardan daha az olur. Yani o yüzden tabii ki onun da bir şekilde ekonomi büyük etkileri olacak. Peki şeyi değiştiriyor mu bu kentsel dönüşüm meselesi? Daha önce de burada yine böyle inşaat sektöründen bazı konuklarımız oldu. Onlar da aynı şeyi söylediler. Milli meselemiz diye ama tabii şimdi ekonomik boyutunu da konuşacağız bunun. Bu arsa fiyatlarını etkiliyor mu? Arsa fiyatları tabii inşaattaki şu anda bağımsız bölümler yani gayrimenkul değerlendiği için de tabii arsalar da aynı oranda değerleniyor. Her geçen gün, her yıl konut sektöründe ve arsalarda mutlaka değer artışları oluyor. Bu en son bir haber vardı Fikirtepe'de. Siz de Anadolu yakasında işler yaptığınız için soruyorum. Riskli bölge ilanı ile ilgili bir şey söz konusuydu. Haberler çıkıyordu son 1-2 gündür. Sizin orada projeleriniz var mı Fikirtepe'de? Bizim şu anda herhangi bir projemiz yok. Daha önce de görüşmelerimiz oldu ama herhangi bir başladığımız bir proje yok. Yani şu anda da biz bulunmuyoruz Fikirtepe'de. Peki gelelim şimdi hocam, tabii ekonomik anlamda teknik sorular soracak size ama ben şu Sarpan Finans Parkı merak ediyorum. Şimdi tabii birkaç yıl evvel ilk kez gündeme gelmişti. Sayın Başbakanımız gündeme getirmişti. Merkez Bankası'nın, Halkbank'ın taşınması gibi konular. Ataşehir'de Türkiye'nin kalbi olacak adeta. Hakikaten finans merkezi dünyanın olacak. Dünyanın kalbi olacak. Dünyanın da kalbi bir anlamda olacak. Sizin de orada çok önemli bir projeniz var. Sarpan Finans Park. Şimdi hem birinci soru şu. Bu finans merkeziyle ilgili son durum ne? İşte bankaların taşınması vesaire, yeni inşaatların başlaması ve Sarpan Finans Park ne alemde? Nasıl gidiyor orada çalışmalar? Biliyorsunuz dünyada ilk kez finans merkezi İstanbul'da Kapalı Çarşı'da kuruldu. Yani doğru, aslında ilk yön veren biziz. Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde ilk finans merkezi oluşturan Türkiye. Yani zaman içerisinde bu unutuldu veya geride kaldı. Daha sonra diğer uluslar bu konuda çalışmalarını yaptı. Bizim bu eksikliğimizin giderilmesi için de bu hamle yapılması gerekiyordu. Şu anda da başlayabiliyorsunuz finans merkezi. Bu finans merkezi başlamadan önce bütün dünyadaki finans merkezi görüldü. Yani eksiklerine, artılarına, fazlasına. O kapsamda master plan doğrusunda büyük bir çalışmaya başlayarak şu anda finans merkezi yani bütün hızıyla devam ediyor. İlk özel proje olarak Sarpan'ı biz orada başladık ustat olarak. Biliyorsunuz Avrupa ve dünyada kıtalar arasında mimari karma dalında birincilik ödüllerini de aldık. Projemiz güzel, süreti de güzel. Tabii yani finans merkezi olması hasabıyla da gururluyuz. Şu anda inşaatımız %50'ler mertebesinde. Kaba imalatta bitmek üzere. Satışlarımızda da yani %85 mertebesindeyiz. Yani onda da hamdolsun iyiyiz. Yani güzel gidiyor. Orada memnunuz.
Tabii satışlarda, çünkü inşaatın şu anda iğmesine baktığınızda %85 de evet. Oradaki projede genel olarak şey mi, ofis mi? Yoksa konutta var mı? Nasıldır proje? Bizim projemiz karma. Otel, konut, ofis, mağazalardan oluşan 518 bağımsız bölümden oluşan, yani karma bir proje. Biz oranın konsebini hazırlarken yönetim kurulu başkanımızla beraber finans merkezine hitap edecek ofis, mağaza ve konut ve otel ihtiyacını göz önüne alarak bir karma proje tasarlandı ve inşaatına da başladı. Yani sadece öyle ofisler değil, karma proje dediğiniz zaman tabii o zaman %85'lere ulaşmak daha kolay oluyor. Peki alanlar genelde kimler? Yani orada finansal kurumlar mı alıyor yoksa bireyler mi alıyor, yatırım amaçlı mı alıyorlar? Bizim o bölgede... Bir de metrekare ortalaması nedir? Bizim finans merkezinde genelde yatırımcı daha ağırlıklı. Bu oturumcularda ama yatırımcı ve daha sonra finans merkezinin başlamasıyla beraber orada işte ofislerini işletmek ve orada bir arada kullanmak amaçlı alan yatırımcılarımız var. Fiyatlar başlangıçta konutlar 4500 lansman şeyde fiyatları. Şu anda 8000'ler mertebesi ama ortalama alırsak 7000'ler civarında. Metrekare fiyatları konutlarda. Ofislerde bu rakam 6500'den başlayıp işte 11'ler bandına çıktı ama ortalama onda 9000'lere öngörebiliriz. Peki ben şeyi soracağım. Şimdi Sarpan tabii son yıllarda duyuyoruz ama sizin genelde hedef kitleniz, müşteri kitleniz kimler? Orta gelir mi? Biraz sanki üst gelir gibi geliyor bana, değil mi? Üst gelir grubu daha sanki fazla sizin müşteri grubunuzda. Bir de Sarpan'ı bize biraz anlatır mısınız? Neler yaptı bugüne kadar, bugüne gelene kadar? Müşteri portföyümüz bayağı geniş. Şimdi orada dediğim gibi karma proje olduğu için yani 20 metreden 150 metre, %170 metre kadar konutlarımız var. Yani oradaki alım gücüne ilk lansman fiyatına bahsedersem 240'lardan 1,5 milyara kadar konutları vardı. Dolayısıyla yatırımcı ve alıcıların sayısını da arttırıyor. O anlamda seçeneklerimiz de bir aylık fazlaydı. SAR Grup 20 yıldan beri inşaat faaliyetini sürdürüyor. Yani ülkenin birçok kesimlerinde biz inşaat faaliyetlerinde bulunduk. Şu an için 6500 konut biten ve devam eden projelerimiz var Sarpan'a haricinde. Bunların yaklaşık 2500 konutun üzerindeki teslim ettik. Diğer kısımlarda bu yıl sonunda teslim olacak. Artı bir de Sarpan projemiz var. Ondan Finans Park projesi ne zaman bitecek? 2014'ün yani yaz aylarında, Ağustos. Peki, yani evet. Finans Park dışında süren diğer projeler hangileri? Bu yeni projeler neler? Yine İstanbul'da mı? Başka kentlerde de var mı yine böyle devam eden projeler? Özel projemiz sade finans merkezinde var. Dediğim gibi diğer projelerimiz Diyarbakır, Samsun, Eskişehir, Gebze bölgelerinde olmak üzere Ankara'da var. Daha önce yaptım bitirdiğimiz. Yani birçok illerinde toplamda 6500 konut biten ve devam eden projelerimiz mevcut. Şimdi biz tabii inşaat sektörünü konuştuğumuzda hocamın teknik soruları oluyor ama siz teknik derken mali, daha ekonomik boyutlu sorular. Hocam biraz size bırakayım ben sözü isterseniz. Evet. Benim aslında merak ettiğim şu an inşaat sektörünün genel durumuna ilişkin. Ben şey değilim. Yani öyle çok olumlu değilim. Şeyden dolayı. Bu fiyatlar çok yükseliyor. Ve arsa fiyatları çok yükseliyor. Fiyatlar bana çok pahalı geliyor. Sizce fiyatlar yani genel olarak projelere baktığımızda da Vekalet Bey bu şeyde hani fiyatlardan alıcı da var. Mesela siz %85'ini satmışsınız, daha çok yatırımcı diyorsunuz ve İstanbul dünyada çok dikkat çekiyor. İstanbul'da genel olarak fiyatların düşmeyeceğine dair genel bir kanı var. Siz inşaat sektörü olarak diğer firmaları da göz önünde bulundurarak, yani bir sektörü soruyorum ben. Bu sektör şu an nereye gidiyor? Bu kadar konut yapılıyor, bu kadar konut yapılıyor. Talep gerçekten bu kadar var mı? Talep var tabii. Ben yani zaman zaman aynı sorulara cevap veriyorum. Biz millet olarak da biraz farklıyız. Yapımız da farklı. Yatırımları direkt gayrimenkule yapılmayı seviyoruz millet olarak. Yani evet. Kendimizin bireyi varsa muhakkak çocuklarımızın da olması için yatırımlarda ilk akla gelen gayrimenkul yatırımıdır bizde. Dolayısıyla bu da her zaman talep görüyor. Ve ülkemizde hiç bugüne kadar arsa veya gayrimenkul yatırım yapıp da zarara geri dönenleri ben hiç
hemen hemen rastlamadım. Muhakkak ki zaman içerisinde bir kar marjını katlamıştır ama az çok muhakkak değer olmuştur. Ülkemizde de her zaman bu ihtiyaç oluyor diğer şeylere göre. Dediğim gibi ekonomide bu aralar canlı. İnşaat sektöründe hiçbir zaman geri dönüş olacağına inanmıyorum. Siz yani pahalı olduğunu düşünüyor musunuz metrekare fiyatlarını? Bu bir arz talep, talep meselesi. Şimdi finans merkezi bizim bölgeye bahsedersek bir benzeri de yok. Yani onun bir ikinci bir emsali de yok. İstanbul'da ve Türkiye'de ilk kurulan bölge. Yani onu aslında eklen... ben tabii şunu da kastediyorum. Yani çok spesifik projelerde spesifik fiyatlar olabilir dediğiniz gibi. Fakat bakıyoruz ta Trakya'dan başlıyor şey inşaat sektörü. Kocaeli'ne kadar aralıksız sürüyor. Muazzam bir faaliyet var. Çok muazzam bir faaliyet var ve sürekli konut arzı var. Mesela %85 satışın ne kadarını yatırımcılar krediyle aldı? Ben onu merak ediyorum mesela. Yani %85'in yani %90'ı bankadan mı kredi çekti yoksa %90'ı öz sermayeyle direkt parayı basıp aldılar mı? Sanırım orada %50'yi geçmiyor. Yani %50'nin altındadır bank kredisi. %50'si direkt kendi öz sermayesine alanlar oldu. Evet. Evet. Az kredi olarak az. Peki sektörün var. Geleceği açısından izleyicilere ne söylersiniz? Gerçekten insanların buraya yatırım yaptığında hakikaten bu karlı bir yatırım olur mu? Veya karlı yatırım olması için ne bileyim temelden mi girsinler? Yoksa şey mi yapsınlar? Bitmiş projelerin ben prim yaptığını pek görmüyorum. Yani biterse proje hani ancak enflasyon kadar. Tabii enflasyon kadar. Şimdi temel bizim biraz tabii eski kavram. Lansman fiyatları dediğimiz projenin ilk çıkışlarında biraz fiyatlar tabii ki ilk satışlar için tanıtım amacıyla da fiyatlar düşük oluyor lansman fiyatlarında. Evet. Daha sonra tabii inşaatın ilerlemesiyle beraber fiyatlar artıyor. İlk dönem başlandığın bölgelerde alabilirler. Zaten şu anda yatırımcılar da bu konuda bayağı seçici davranıyorlar. Yani konuyu araştırıyorlar, kimin yaptığını, projenin kalitesini. O konuda ülkemiz bayağı ilerledi. Bu anlamda son olarak şunu soracağım ben. Çünkü yavaş yavaş süremiz doluyor. Bitirmeden hocam bir de BİST'e de bakacağız. Gong çalacak birazdan. 4 dakikamız var. Son sorum da şöyle olsun. Biraz aslında bahsettiğiniz ama genel anlamda gayrimenkule yatırım yapmayı düşünen ve bu dönemlerde düşünen, işte 2013 içerisinde düşünen izleyicilerimiz için neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Evet. Bu anlamda yatırım yaparken ben mesela size geldiğimde ya da başka birine gittiğimde ne sormalıyım? Nelere bakmalıyım? Geleceğe dönük bir yatırım yapıyorsam nelere dikkat etmeliyim? Bitmemiş konut, yani yeni başlamış konutlara da tabii dikkat edilmesi gereken şey. Şu anda bununla ilgili bir görüşmeler de var. Yani maketten satış garantisi gelmesi. Evet, yani ona tabii dikkat edilmesi lazım. TOKİ ve emlak konutu olduğu zaman onda bir sorun yok. Zaten TOKİ ve emlak konutu garantör olduğu için o proje başlangıcında ondan olur. Orada bir sorun çıkmıyor. Diğer tarafa dediğim bunun müteahhitin buna daha sonra yapılabildiğine iyi edilemeleri lazım. Bununla ilgili yasalarda bu çerçevede düzenlenirse marketten satışta bir garantör olması yatırımcılarda mağduriyette yaşanmaz. O konuda bir çalışma da var zaten. Tabii çalışmalar var. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte lokasyonuna artı binanın kalitesine gerçi bundan sonra 2007'den sonra deprem yasamız da bayağı çok bir de şey çok önemli değil mi? Gelişti. Ne zaman devreye giriyor şu KDV işi? Çünkü şu an için KDV'yi sadece %1 ödeyerek alma imkanları var ama belli bir süre sonra zannedersem sırf o yüzden konut fiyatlarında mecburen bir artış olacak herhalde. Tabii geçmişte yani ruhsat alanlarda biliyorsunuz KDV %1 ama bundan sonra %18 veya işte %18 de bölgelere göre değişiyor. Bu konut stoğunu eritmesinde artısı olacak ama daha ileri bir zamanda da muhakkak konut fiyatları dediğiniz gibi yükseltecek. Yansıyacak bir tabii şekilde. Yani peki Vekalet Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte kapatacağız ama hocam son birkaç soru var. Biz soruluyor zaten. Birazdan gong çalacak. Son iki günde bir düşüş vardı. Dün biraz toparlama oldu. Bugün ne olur ona da bakalım isterseniz. Borsayla kapatalım. Barış şu anda biz açıldı. Grafiği verirsek eğer. Dünkü kapanış seviyesi BIST'in 91.190'dı ve 91.439 seviyesinden açıldı. Yani 250 puan yukarıdan açıldı ve bugün tahmin ediyorum 92.000'i pek geçemeyecek ve 92.000 ile 90.000 aralığında ki o aralıkta dalgalanmaya devam edecek. Dış piyasalar önemli bu açıdan. Dış piyasalarda genel olarak hava
karışık. Yani onlarda da bir yatay açılış var. Bizde de hafif yukarı açılıp sonra şimdi hafifçe geriliyor. Biraz borsaya da yatırım yapmak için şöyle biraz bekleyip şu kar realizasyonu nerede biter diye bir bakmak gerekiyor. Borsada bir miktar geri çekilme oldu, tepki verdi. Şimdi yeni geri çekilmeler de olabilir. O yüzden izlemede kalmak lazım. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Vekalet Bey, size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hocam, süremizi doldurduk. Bu arada izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hocam bir jest yaptı program başlarken. Hocam bir kez daha sağ olun. Doğum günü tebrik eden izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hepsi çok nazikler, çok kibarlar. Çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkürler bir kez daha. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Ama biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemine devam edeceğiz. Peki. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.